Babam 545 ve kardeşi Kevin'in yaptığı garip evi hatırlarsınız. 2 gün önce yayınladığım troll videosunda o evi tsunami moduyla havaya uçurmuştum. Bugün ise aldığım haberlere göre can dostum Bobby ve Kevin o güzel evi tamir etmişler. Ben de hemen bir troll planladım. O garip lanetli evde küçülerek ve blokların içine girerek gizlice bir gece geçirmeye çalışacağız. Kurduğum modlar sayesinde minicik olacağım. Minik olduktan sonra ise blokların içine girebileceğim. Kevin ile Bobby'nin inanıyorum ki yaptığı o evde garip ve görmemizi istemediği şeyler bulunuyor. Bugün bunları bulmaya çalışacağız. Bu evde gizlice bir gece geçirirsek ne yaşanır, ne olur bunları öğreneceğiz. Şimdiden bu epik videoya hepiniz hoş geldiniz. Ama tabii ki de hemen videoya geçmeden önce hemen alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın dostlarım. Ya hedefimiz 1,5 milyon abone diyorum, bakın yani az kaldı diyorum dostlarım. Abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Yapmanız gereken şey çok basit. 2 saniyeni alır. Bir like bırakıp bir de abone olmak. Ve unutmayın, görmüş olduğunuz gibi kanalıma abone olduğunuz zaman videomda isminiz bu şekilde ekranda çıkıyor. Artık bu artık abone ol. Evet dostlarım, epik manyak fantastik bir troll videosuna daha hoş geldiniz. Bakın şu anda dostlarım Kevin'in sunucusundayım. Kevin ile Bobby yine şu anda Minecraft oynuyorlar. Geçen bölümde hatırlıyorsunuz ki Codman'in bölümünde. Codman bölümü izlemediyseniz şu an çıkan kartlara koyuyorum ve ekranda var. Garip şeyler olmuştu ve sonrasında siz görememiştiniz. Yani bir anda Bobby herkesi toprağa dönüştürmüştü. Ve sonrasında benim üzerime de koştu ve beni de toprağa dönüştürüyordu. Ama ondan sonra ne oldu dostlarım? Bunu bir dahaki Codman bölümünde öğreneceksiniz. Ve bugün dostlarım bunun intikamını alacağım. Bakın Bobby ile Kevin yine şu anda sunucularında Minecraft oynuyorlar. Ve daha önce yani bundan belki 3-4 gün önce dostlarım Bobby ile Kevin'i bu sunucuda tekrardan demiştim, hatırlıyorsunuzdur o videoyu. Adamlar evi tekrardan inşa etmişler dostlarım. Bakın ben bu evi kasırga tsunami ile uçurmuştum, hatırlayın o videoyu. Ekranda şu anda görüyorsunuz, bakın tsunami ile bu evi paramparça etmiştim. Ev havaya uçmuştu ve ondan sonra bakın 2-3 gün içerisinde evi tamir etmişler. Şu an yine sunucudayım ve bakın beni göremiyorlar. Yani benim sunucuda olup olmadığımı göremiyorlar, ismimi göremiyorlar. Sadece benim burada bedenim var. Yani onlara gözükmezsem hiçbir şekilde benim sunucuda olduğumu anlayamazlar. Peki bunu nasıl yapacağım? Birazdan öğreneceksiniz. Bugünkü amacım dostlarım, bakın bu lanetli evde, bu Kevin ve Bobby kardeşlerin evinde. Bunlar burada mı bu arada? En son buradalar dostlarım. Aha bakın Kevin orada. Kevin orada, bir dakika. Kevin şu an tarla gibi bir şey yapıyor dostlarım. Tam anlamadım ama. Ne yapıyor lan orada? Bir dakika dostlarım. Kevin'e bakacağım. Kevin şu anda bakın şu evin önünde, onu görebiliyorum ama. Baba bak Kevin burada bakın. Kevin ne yapıyor lan Kevin? Kevin ne yapıyor orada? Dostlarım tarla yapıyor. Manyaklar bakın evi nasıl yapmışlar dostlarım. Geçen bölümde şu evin halini hatırlayın ya. 2-3 gün içinde bak Bobby ile Kevin bu aralar 7/24 Minecraft oynuyor dostlarım. Adamlar evi direktman tamir etmişler ve bakın evin içinde böyle bak televizyon falan koymuşlar. Bakın şu anda zoom atalım buraya. Bakın şu televizyon var, gördünüz mü? Adamlar televizyon falan garip garip modlar kurmuşlar dostlarım sunucuya. Peki ben bugün ne yapacağım? Bu garip lanetli evde dostlarım bir gece geçirmeye çalışacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? İçeri nasıl gireceğim? İçeride nasıl takılacağım diye soracaksınız. Manyak modlar kurdum dostlarım. Felaket modlar kurdum. Utopik modlar kurdum. Ve bu modlar sayesinde Bobby ile Kevin'in evinde, yani bu lanetli kocaman büyük evde bir gece geçireceğiz. Ama tabii ki de bu eve girmeden önce dostlarım kurduğum modların eşyalarını almamız gerekiyor. Önceki Kevin Bobby Troll videosunu hatırlarsanız, o videoyu izleyen delikanlı kardeşlerim o videoyu izlediyseniz eğer biliyorsunuz onu nasıl yapacağımı. Bakın bu geçen Bobby Kevin Troll videosundan kalan eşyalarım dostlarım. Bakın şu Block of Coal'ları ve Redstone bloklarını alıyorum ve bu bloklar sayesinde bir tane totem yapıyorduk, hatırlayın. Ve o totemin tabanasına belli bir şey yazdığım zaman slash items boşluk şematin ismini yazdığım zaman o şematik bu dünyaya geliyordu ve troll eşyalarımı alabiliyordum. Yine aynı taktikte bazı eşyaları alacağım. Ama öncesinde direkt ben şimdi bakın dostlarım şuraya geleceğim. Mesela burası sakin bir yer. Tamam burada kimse yok. Allah düştüm, dur oğlum dur. Heyecan yapma lan dur. Dostlarım bir heyecan yaptım. Vallahi bir garip bir heyecan aldım şu anda. Heyecan yok. Bugünkü video çok güzel olacak. Bakın bugünkü troll videosu gerçekten çok güzel olacak. Felaket manyak bir video olacak. Şimdi bakın şunları şuraya koyuyorum direktman. Buraya redstone bloğu koyuyorum. Şuraya tabelayı koyuyorum. Tabela burada kalsın. Bir de buraya şalter koyuyorum. Tamam şu an totemi kurduk dostlarım. Bakın bu sayede bu sunucu eşyalarımı, troll eşyalarımı sokabiliyordum, hatırlayın. Şimdi buraya slash items troll sandik Kevin sunucu 2 yazıyorum. Sonra boşluk bırakıp şu aşağı true yazıp 2 nokta koyuyorum. Buraya şimdi buranın dostlarım koordinatına gireceğim. -1485 72052. Tamam. Buraya buranın koordinatını da girdim. Dur lan yanlış yazmışım, bekleyin. 1052, tamam. Eksili yazmışım. Şu anda buranın koordinatına girdim dostlarım. Buna dam diyorum, tamam bakın. Buna dam dedikten sonra şalteri aşağıya indiriyorum ve izleyin. Geliyor mu? Geliyor mu? Hadi! Hadi! Beni görmemeleri gerekiyor dostlarım. Bugün gelmiş. Dostlarım gelmiş. Geldi, tamam. Geldi. Bakın. Bunun içerisinde yani bu garip bu yapının içerisinde dostlarım bu videoda kullanacağımız tren eşyalarımız olacak. Kevin ve babanın yaptığı bu manyak evde bir gece geçirmemizi sağlayacak ve bize orada yaşamamızı kolaylaştıracak eşyalarımız olacak. Hani böyle YouTube'da böyle büyük kanallar çekiyor dostlarım. Yok şunun evinde bir gece kaldım, yok bunun evinde 5 gece kaldım, yok bunun evinde 10 gece kaldım. Biz de dostlarım bugün bunun Minecraft'ı yapacağız. Baba ile Kevin'in evinde inşallah yakalanmadan kalabilirim dostlarım. Ama bu imkansız yani, bakın gerçekten beni yakalamaları imkansız olacak. Çünkü minicik olacağım. Hem de minicik. Dostlar şimdi direktman bakın buraya çıkıyorum. İtemlerimin gelmiş olması lazım. Aynen itemlerim gelmiş. İtemlerime bakın. Bu videoda kullanacağımız türlü eşyaları size birazcık az gözüküyor olabilir ama belki de bakın aranızdan benim tüm videolarımı izleyenler varsa bu eşyaları tanıyorlardır. Bakın dostlarım bu videoda küçücük olacağız bakın. Size dedim az önce minicik olacağız ve minicik olarak dostlarım minik minik bloklar kazarak Bobby'nin evinde, Bobby ve Kevin'in evinde saklanmaya çalışacağız. Yani geçen Codman bölümlerinden bir tanesinde biliyorsunuz ki White White efsanesi de böyle minik minik küçülebiliyordu. Hatta ben ondan ilham aldım. Yani oradan görüp aklıma geldi ve modun modlarını bulduk bakın. Chiseled diye bir mod var. Diamond Chiseled diye ve bunu bakın bunu alacağım şimdi yanıma.
alıyorum ha. Bunlar sayesinde dostlarım, şimdi size göstereceğim ne yapacağımı. Bakın bunları da alıyorum. Burada böyle çeşitli iksirlerim var dostlarım. Mesela bu iksir direkt ben yere attığımda şimşek çarptırıyor. Dostlarım bu iksiri daha önceki troll videolarından hatırlarsanız, bu iksiri mesela birisine attığı zaman böyle mouse'u falan kafa yiyor, böyle karakter dönmeye başlıyor. Eğer acil durumlarda Bobby falan bizi yakalar sevin içerisinde, direktman bu iksiri Bobby'ye ya da Kevin'a fırlatacağız ve ondan sonra oradan kaçmaya çalışacağız. O yüzden bu acil durum iksiri. Onun dışında patlama iksirim var. Bu da acil durum iksiri dostlarım. Direktman atıyorum çok kötü bir durumda kaldık, yakalanacağız evin içinde, bizi görecekler falan filan. Direktman bu patlama iksirini yere fırlatacağım ve evi patlatacağım. Ama bunlar hep acil durum için dostlarım. Ve bakın burada da flash bombası var. Yani bu da yere bombayı attığım zaman dostlarım bir anda her bembeyaz oluyor ve hiçbir şey gözükmüyor. Bu da acil durum bombası. Yani buradaki eşyaların çoğu dostlarım eğer yakalanırsak kullanacağımız eşyalar. Bunları direktman envanterime alıyorum. Envanterime aldım. Harika. Dostlarım bakın, daha önce bakın Menat videolarında bunu kullanmıştım. Buna sağ tıkladığım zaman bakın böyle minicik olabiliyorum dostlarım. Bobby ve Kevin'in evine bu şekilde içeriye gireceğim. Bu şekilde saklanacağım. Ve bakın ayrıca şu elindeki eşya sayesinde de görmüş olduğunuz gibi minik minik bloklar kazabiliyorum dostlarım. Bu şekilde minik minik bloklar kazarak da istediğim gibi Bobby ve Kevin'in evinde gezebileceğim, onları trolleyebileceğim. Manyak bir video olacağını size başlangıçta söylemiştim. Tamam, şu an troll eşyalarımızı aldığımıza göre hiç vakit kaybetmeden direktman Kevin ve Bobby'nin evine gidebiliriz. Umarım dostlarım erkenden yakalanmam. Bir dakika, şunu da şuradan kırsak mı? Neyse bir şey olmaz, kırmayalım dostlarım. Şu tabanı kırsam yeterli. Umarım beni fark etmezler dostlarım, çünkü bu videoda çok farklı planlarım olacak. Bobby ile Kevin'in evinde böyle gizli odalar falan olduğunu düşünüyorum. O odalara bakacağız. Belki bulabilirsek başka şeyler bulacağız. Onun dışında dostlarım onları trolleyeceğim. Evlerini kıracağım vesaire. Güzel bir video olacak. Ama tabii ki de bunları yapabilmem için yakalanmamaya olmam lazım. Yakalanmamamız lazım. Bana bol şans dileyin ve eve nereden girebileceğimizi bakmamız gerekiyor. Aynen öyle. Allah, Bobby orada dostlarım beni görecek. Küçük. Yemin ediyorum dostlarım patlayacağız ya. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musun? İzleyin bakın. Bloğun içine gireceğim dostlarım. Bloğun tepesini kazacağım ve bakın kendime minik minik bloklar koyarak yukarı çıkacağım. Şu anda Minecraft'taki gibi bloğun içerisindeyim. Ama çok komik gözükmüyorum dostlarım. Yani bu mod ile daha farklı böyle efsaneleri trollememi istiyorsanız ne oluyor lan? Hemen bu videoya like atın. Bu video 30 bin beğeni bekliyorum bakın dostlarım. Bir de izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Hiç güzel bir şeydir bu yani. O kadar videoyu izliyorsunuz ama kanalıma abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun bakın. Şu anda bu videoyu izleyen kardeşlerim. Abone olun. Şuraya saklanayım şöyle dostlarım. Bir daha büyüyeceğim şimdi. Umarım beni görmezler bu arada. Umarım beni görmezler. Çok şu an açıklayın dostlarım. Dostlarım beni görürlerse patlar. Şimdi eve nereden gireceğime bakacağım. Çünkü bakın bunları evi tamir etmişler. Ve yanılmıyorsam dostlarım her yeri çitle kaplamışlar. Bakın mesela burada hep çitle kaplamışlar. O yüzden kapının girişi, evin girişi kapalı olabilir. Bir bakmak istiyorum. Tamam, şu an burası temiz dostlarım. Gözüküyor muyuz? Direktman şunu elime tutayım da biri görürse direktman minicik olacağım. Tamam, şu an kimse gözükmüyor dostlarım galiba değil mi? Evet, iyice bir bakacağım. Camlardan Bobby'yi görebiliyor muyuz? Bobby'yi göremiyoruz. Etrafta yarasalar var ki bu yarasalar bize saldırabilir. Evin girişi nerede oğlum? Dostlarım bunlar, Allah, Kevin orada. Dostlarım yakalanacağız. Dur. Kevin orada mı? Şöyle geleyim. Bakayım. Dostlarım Kevin orada. Kevin orada hala tarla yapıyor. Bobby nerede? Bobby evin için. Allah! Bobby dostlarım orada. Bobby orada. Sakin ol Boralo. Easy Boralo. Dostlarım galiba en mantıklı şey şu anda evin içine, yerinin altından girmek olacak. Dostlarım yakalanacağım. Vallahi ben mal mıyım neyim ya? Tamam, risk atmayacağım dostlarım. Eve yaklaşamıyorum şu anda. Çünkü Bobby evin içinde, camlardan beni görebilir. Kevin ise direktman evin önünde. Ve o yüzden direktman kendi elimi belli etmeden yerin altından gireceğim evin içine. Şuradan bir hesaplama yapmam gerekiyor. Bir dakika, büyüyeceğim öncesinde. Şu an temiz. Dostlarım bakın buradan orası bir 100 blok vardır değil mi? Aa, Kevin bir şey yazdı. Ne yazdı lan bu? O nasıl Bobby? Onu ne zaman serbest bırakacağız? Kimi sen? Bir dakika dostlarım, Kevin. Bakın Kevin 15.45 sohbete şu anda, o nasıl Bobby? Onu ne zaman serbest bırakacağız yazdı. Bobby ise shut up Kevin, go factory. Kapa çenlerini Kevin, fabrikaya gitme. Dostlarım bakın Kevin kız birisinden bahsediyor. Bakın burada how is she diyor. Yani o nasıl duyamak bir kızdan bahsediyor. İngilizce'de he erkek demek, she kız demek. O nasıl Bobby? Onu ne zaman serbest bırakacağız diyor. Dostlarım bir kızdan bahsediyor ve onun, o kızın nasıl olduğunu Bobby'ye soruyor. Ve onun, o kızı ne zaman serbest bırakacaklarını soruyor. Bobby ise direkt baş, kapa çenlerini Kevin, fabrikaya git yazdı. Bir kızdan bahsediyorlarsa dostlarım bu kim olabilir? Anna olabilir. Bir dakika, Anna'yı dostlarım kitlemişler mi lan? Bir dakika, Anna'yı dostlarım tutuklamışlar ya da Anna'yı bir yere kapatmışlar. Bakın çünkü burada onu ne zaman salacağız diyor. Release'ı salmak demek. Hayda. Anna'yı kitlemişler dostlarım. Zaten son zamanlarda Bobby ve Kevin'in davranışları bana karşı çok garip. Yakında Codman videosu geldiği zaman bunu göreceksiniz. Ve bakın Bobby ise ona kapa çenlerini Kevin, fabrikaya git diyor. Bu fabrika bot fabrikası olabilir dostlarım. Hatırlıyorsunuz ki geçenki troll videosunda ekranda görüyorsunuz. Kevin'in botlarının böyle sürekli spam olduğu bir tane böyle fabrika bulmuştuk yerin, havanın böyle gökyüzünde. Hatırlıyorsunuzdur orayı. İşler bir garipleşti şu an dostlarım. Yanılmıyorsam bakın bir kızdan bahsediyorlar ve bu kız Anna olabilir. Başka bu sonuçta hangi kız olacak ki? Anna olabilir. Ve Anna'yı dostlarım kapatmışlar galiba, bir yere hapsetmişler. Neyse şu an dikkatimizi dağıtmayalım. Ama şu anda bir tüylerim diken diken olmaz değil dostlarım. Anna'yı niye kapattılar ki? Çok enteresan. Çok enteresan. Direktman yerin altını kazıyorum. Yerin altını direktman kazıyorum. Tahminlerime göre dostlarım bir 50-60 blok kazmam lazım. İyice bir yerin altından kazacağım şöyle. 50-60 blok bakın. Şimdi böyle yaptığım zaman direktman 50-60 blok kazarsam tahminlerime göre dostlarım tam olarak evin duvarına çıkacağım. Bir 10 blok daha, yani 70 blok kazarsam da evin içine bir yere çıkabilirim. Ama evin içine çıkarken de mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Direktman küçülmem lazım dostlarım. Beni görmemeleri gerekiyor. Bakın şu anda benim üstümde, kafamın üzerinde isim gözükmüyor. Yani normalde kafamın üzerinde bir isim gözükmesi gerekiyor ama o isim gözükmüyor. Kurduğum mod sayesinde ve benim sunucuda olup olmadığımı göremiyorlar da.
Yani ben kendimi göstermezsem benim burada olup olmadığımı anlayamazlar. Dikkatli olmamız gerekiyor dostlarım. Yani böyle bir 70 blok falan kazmayı düşünüyorum. Işığım var mı meşalem? Ah meşalem de var. Meşalemi elime alacağım. Hadi bakalım dostlarım. Troll başlıyor. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Kevin ve Bob'un evinin... Kevin ve Bob'un evinde dostlarım bir gece geçirme challenge. Başlasın. Dostlarım bakın şu anda hesaplamalarıma göre galiba tam olarak şu an evin altındayım. Direktman evin altındayım. Şu anda bakın sesi fullledim Minecraft'ın sesine ve direktman dinlemeye çalışıyorum. Şu an bir ses gelmiyor. Yani o yüzden dikkatli olursam direktman dostlarım buralardan bir yerden eve gireceğim. Şu an aşırı heyecanlıyım. Çok büyük riskteyim. Ama eğer bakın birisi gelirse direktman sesmesi duyarsak şu item sayesinde küçülüyorum ve bir bloğun içine saklanıyorum. Az önce size gösterdim. Ve bu şekilde yakalanmadan direkt saklanabilirim. Ama ne olur ne olmaz dikkatli olmam lazım. Direktman ben bir buradan kazacağım. Aa toprak çıktı. Kazıyorum. Kazıyorum. Ne oluyor oğlum lan? Bir daha. Yukarı. Yukarı. Burayı da kazacağım. Burayı da. Aa, tam dostlarım bakın geldik. Kablostone var. Kablostone var. Şu an galiba evdeyim dostlarım. Kırdım. Evdeyim. Evin içindeyim. Evin içindeyim. Dostlarım evin içindeyim. Allah. Kapı açılma sesi geldi. Gir 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 gir. Dostlarım kapı açılma sesi geldi. Biri var. Bir dakika biri var. Az kalsın yakalanıyordum lan. Kapı açılma sesi geldi dostlarım. Kim var ki orada? Bir dakika babi. Dostlarım birisi kapıyı açtı. Kapı açılma sesini duydunuz. Kim bu? Babi. Dostlarım babi geldi. Beni göremiyor, bir dakika lan, aşağı kazıyor. Dostlarım şuraya bakın, ne kadar küçüğüm, çok iyi lan. Tamam sakin olacağız, sakin olacağız. Şu an beni göremiyor dostlarım, şu an beni göremiyor. Ne yapıyor lan bu? Dostlarım şüphelendi, açtığım deliği gördü. Bir dakika galiba açtığım deliği gördü, evet. Açtığım deliği gördü dostlarım. Orada bakın delik açtı mı direktman, onu gördü. Umarım beni anlamaz, bir dakika. Şu an beni göremeyeceğine eminim. Şu an beni görmesi neredeyse imkansız dostlarım. Şurayı da kapatacağım hatta. Tamam burayı da kapattım. Beni şu an göremez, tamam. Şu anda güvendeyiz ama o açtığım deliği gördü dostlarım. Yani bir şüphelenmiş olabilir. Nereye gitti bu? Dostlarım nereye gitti? Allah, dostlarım açtığım deliği bulmuş, bir dakika. Açtığım deliği bulmuş. Sakin olacağım, büyüyorum tekrardan. Büyüdüm. Dostlarım yukarı çıkacağım. Yukarı. Babayı aşağı indi. Babayı açtığım delikten gitti dostlarım. Evin içindeyim. Evin içine girdim. Let's go. Tamam şu an evin içindeyim dostlarım. Şu an evin içindeyim, sessiz olacağız abi. Direkt birisini görürsem küçülüyorum, tamam mı? Taktik bu. Kapılara dikkatli bakmamız gerekiyor. Kevin dışarıdaydı en son. Bakın dostlarım en son Bobby Kevin'a fabrikaya gitti falan demişti. Yani şu an Kevin burada olmayabilir. Bobby de aşağıya indi. Sakince eve geleceğim dostlarım. İyice bir dikkatli bakalım da dışarıya falan. Dışarıda birisi var mı? Yok. Lan bunlar nasıl ev yapmış dostlarım? Şuraya bakın. Bildiğin mobilyalı ev yapmış lan bunlar. Manyaklara bak dostlarım. Vay anam vay, vay babam vay, eve bakın. Burası resmen bir harika. Ulan Bobby, demek ki boş vakitlerinde öyle ev yapıyor ne? Bakın dostlarım. Televizyon koymuşlar, koltuk yapmışlar. Vay ana, basketbol potası bile koymuşlar. Oğlum bu ne? Oha dostlarım. Bakın burada bir yatak odası var. Merhaba yarasa. Bu Kevin yarasası. Bir dakika şuradan dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer beni buradan biri görürse patlarız. Kevin burada mı? Tamam burada Kevin yok. Kevin gitti dostlarım büyük ihtimalle. Bakın en son Kevin burada arsa yapıyordu, tarla yapıyordu. Lan mutfağa bakın. Dostlarım resmen herifler bildiğin evi inşa etmişler. Burada ne var? Bakın burada bir yatak odası var dostlarım. Yatak odası var, zırh var, bakın dolap var. Vay anam vay. Buradan böyle bir hol var, buradan geçiyorsunuz. Burada mutfak yapmışlar, pasta var. Oğlum adamlar fırın bile koymuş dostlarım. Lan bir de fırın çalışıyor, oha! Ne yapmış lan bunlar? Bakın buradan geliyoruz, burada da bir yatak odası var. Büyük ihtimalle bir yatak odası Bobby'ye ait, bir yatak odası Kevin'a ait. Sonra burada başka bir, burada oturma odası yapmışlar. Bakın dostlarım oturma odasında koltuk, bir oturayım dostlarım, bir dinleneyim ya. Oh be dostlarım. Şu anda bakın bu evde bir gün geçireceğiz. Ses mi geldi, bir dakika galiba ses geldi. Dostlarım ses geldi galiba. Lan küçül dur, küçül. Galiba ses geldi, dikkatli olmamız gerekiyor. Ben çok evin içinde gezdim, umarım Bobby falan görmemiştir. Bakın Bobby açtığım deliği gördü dostlarım. Bobby oradaki açtığım deliği gördü ve direktman aşağı indi yani kontrol etmek için. Orada bir işkillenmiş olabilir. Ulan tam delik kıracağım zaman Bobby bir anda kapıyı açtı. Orada ne yazık ki patladık dostlarım ama beni görmediğine eminim. Çünkü direktman küçülüp bloğun içine saklandım. Dostlarım galiba şu anda her yer temiz. Direktman büyüyorum. Şimdi dostlarım bakın Bobby ve Kevin evindeki tüm sandıkları aramaya çalışacağım. Kapı sesi geldi. Dostlarım bir dakika, kapı sesi geldi. Kaçmam lazım. Şuraya çıkacağım. Vallahi kapı sesi geldi. Geldi yine dostlarım ya. Ya Kevin ya Bobby geldi. Bir dakika birisi yine geldi galiba. Buraya mı giriyorlar? Dostlarım ayak sesi geliyor. Aha. Dostlarım şu an bir şey gözükmüyor. Bir dakika bakın burada garip garip. Bu ne lan? Çatı katı yapmışlar dostlarım. Şu an aşağısı temiz mi diye bakmaya çalışıyorum ama. Bobby! Dostlarım Bobby. Bobby geldi. Bobby geldi. Bir dakika Bobby geldi. Sakin olacağım. Bobby'yi gördüm. Vallahi Bobby'yi gördüm. Ananı geldi dostlarım, Bobby geldi, bir dakika Bobby geldi. Umarım beni görmemiştir dostlarım. Ama gördüğünü sanmıyorum, aşağı bakıyordu. Sandıkların arasına saklandım şu an. Bakın çatı katı yapmışlar buraya, böyle bir çatı katı ufak. Ve burada 100 tane sandık var dostlarım. Ve orada. Umarım beni şu an görmüyordur. Çok heyecanlı lan. İndim aşağı.
Dostlarım patlayacağız, yemin ediyorum çok riskli hareketler yapıyorum. Benim büyümemem lazım. Ama büyümezsem de dostlarım o kadar yavaşım ki bir odadan bir odaya gitmem 1 saat sürüyor. Gitti galiba, bir dakika, bu sesi duyuldu. Abi çok keyifli bu arada, gerçekten çok keyifli. Yemin ediyorum az kalsın yakalanıyor olduk dostlarım. Bir dakika, tekrar gideceğim. Bakın burada böyle garip garip şeyler var ve buna sağ tıklayabiliyorum. Bu ne lan? 0 levels required enchanting bilmem ne bilmem ne diyor dostlarım. Abi gitti galiba. Var ya az kalsın yakalanıyordum. Yemin ediyorum az kalsın yakalanıyordum. Tamam sakinim. Aşağıya acaba bakacağız dostlarım. Temiz mi diye. Galiba şu an temiz. Burayı keşfettiğim iyi oldu dostlarım bakın. Burada bakın demek ki böyle bir yer var ve burada garip garip bir sürü sandık var. Tekrar büyüyeceğim. Buraya böyle bir sürü tekli tekli sandıklar koymuşlar. Şu itemlerin de olayını çözmemiz lazım bakın. Hatta bunları çalacağım dostlarım direktman. Şunları kıracağım. Bunları envanterime alayım da belki lazım olur. Boş eşyaları atacağım. Bakın ismi altar dostlarım. Neyse bunları bayağı bir toplayacağım. Bunları buradan direktman çalacağım dostlarım. Hatta belki bunları şematik alıp kendi dünyama götürürüm ve kendi dünyamda incelerim. Böyle garip garip eşyalar bulacağız dostlarım bak bu evde. Ben size söylüyorum. Yani bir şeyler olacak bakın bu evde. Ben buna eminim. Bunlar 1,5 gündür bunlardan ses daha çıkmıyor. Kalkmışlar bakın, ben bu evi patlatmıştım. Bu evi tamir etmişler dostlarım. Tekrar küçüleceğim. Sakince ya da büyüsem mi acaba? Sakince tekrardan. Allah! Tamam sakinim. Şimdi yavaşça ve sakince. Allah! Dostlarım Kevin orada. Kevin'i gördüm. Bir dakika Kevin'i gördüm. Kevin dostlarım dışarıda camda Kevin'i gördüm. Lan bu Kevin gitmemişti. Bakın Kevin orada dostlarım. Tarla yapıyor arada. Manyak Kevin. Lan sen gitmemiş birin. Dostlarım şu an küçücük olduğum için bakın merdenden ne kadar yavaş iniyorum. Gerçekten şu an çok atraksiyonlu bir video. Hayatımda bu kadar heyecanlandığım bir video çok az çekmiştim. Bakın Kevin orada sisli olarak gözüküyor. Ulan ne garip. Bir gitmediniz be kardeşim. Bir salmadınız ya, evden çıkmıyorsunuz dostlarım ya. İnmeye çalışıyorum şu an aşağıya. Allah, ölüyordum lan. Dostlarım ölüyordum. Kevin aşağıda dostlarım. Bir dakika Kevin, bak Kevin orada bir yerde. Nerede? Merhabalar. Bak Kevin orada. Abi nerede? Vallahi yakalanacağız dostlarım. Şu an var o kadar kötü bir durumdayım ki. Bak burada kapı var. Kevin orada tarla yapıyor. Bu Kevin'e git demiştim. Abi niye bu faktörüye, fabrikaya gitmemiş? Abi bunu fabrikaya git demişti. Gitmemiş dostlarım. Hala burada tarla yapıyor keriz. Şu kapıya çok dikkatli bakmamız lazım. Abi bir geldi. Bir dakika tamam, ikisi de orada. Ne oluyor lan? Kavga ediyorlar dostlarım. Bir dakika niye kavga ediyorlar? Tamam şu an ikisi de orada, rahatız. Tamam evet, ev şu an bizim dostlarım. Ne yazdı bu? Blocks breaking at home. Evde bloklar kırılıyor. Dostlarım bir dakika. Bakın Bobby Kevin'e evde bloklar kırılıyor yazdı. Anladı dostlarım. Bobby evde bir şeylerin yanlış gittiğini anladı çünkü blokları kırdığımızı gördü bizim. Bakın Bobby evde bloklar kırılıyor yazdı. Kevin ise I didn't do anything. Ben bir şey yapmadım yazdı. Kevin sen bir şey yapmadın zaten oğlum. Keriz misin? Ben yaptım Kevin. Kevin sen bir şey yapmadın koçum. Senin yaptığın tek şey tarla yapmak. Ben yapıyorum hey. Hop ben yapıyorum lan. Buraya bakın. Şu an dostlarım bakın konuşuyorlar. Bobby bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. Bir dakika ne yazdı? I check on her. Onu kontrol edeceğim. Bakın yine kız dostlarım her yazdı. Her yazdı. Yine ne yapıyor bu? Lan! Aa Kevin uçurdu dostlarım. Lan Kevin'i niye uçurdun manyak? Kevin uçurdu dostlarım. Kevin gitti. Bir dakika bakın sohbete ne yazdı dostlarım? I check on her. Onu kontrol edeceğim yazdı. Bakın bu evde büyük ihtimalle dostlarım Anne'yi tutsak tutuyorlar. Anne'yi bir yere kilitlemişler dostlarım. Buna emin oldum şu anda bakın. Daha demin ki mesajda dostlarım Kevin diyordu ki Bobby onu ne zaman serbest bırakacağız diyordu. Bir kızdan bahsediyordu. She'yi yazıyordu. Bobby de bu sefer yazdı ki I check on her. Onu kontrol edeceğim. Her kız demek tekrardan. Dostlarım büyük ihtimalle bakın bu evde Anne'yi tutsak tutuyorlar. Yemin ediyorum bakın size bu evde birisini tutsak tutuyorlar dostlarım. %100 buna emin oldum. Beni görmesin. Sakin. Baba eve mi giriyor? Benim Anna'yı bulmam lazım dostlarım. Galiba bu evde şu anda Anna var. Yemin ediyorum Anna var. Vallahi de billahi de Anna var. Nerede bu? Abi shift basarak görelim de dostlarım. Adım sesimiz duyulmasın. Şuradan sakince. Tam kapı orada dostlarım. Kapıdan direktman çıkacağım. Dostlarım bunlar niye Anna'yı şu anda tutsak tutuyorlar? Onu pek çözemedim ama. Şimdi Anna'yı boş verelim biz. Biri var mı? Çok riskli hareketler yapıyorum şu an. Küçüleyim dostlarım. Neyse garantiye alacağım. Küçüleceğim. Ama küçülürsem bakın. Şimdi küçülürümde şöyle bir sıkıntı oluyor dostlarım. Bak şu an küçülmüyor mesela. Bakın sadece merdenden aşağı inmeye çalışıyorum bakın. Merdenden aşağı indiğim zaman 2,5 kalbim gidiyor dostlarım. O kadar yüksekten aşağı atlıyorum ki. Böyle bir şey yok yani. Tamam sakince aşağı ineceğim. Bakın az önce Bobby ile Kevin konuşurken dostlarım Bobby onu kontrol etmeye gidiyorum dedi. Let's check her dedi. Yani onu kontrol ediyorum dedi. Yani büyük ihtimalle şu anda Bobby dostlarım Anna'nın bulunduğu yere gitti. Bakın o şey dediği kişi %100 Anna, bak buna eminim dostlarım. %500 eminim. Peki nereye gitti? Şu anda benim bunu bulmam lazım. Yani benim Anna'nın nereye gittiğini bulmam lazım. Yani Anna'nın nerede tutulduğunu ve Bobby'nin nereye gittiğini bulmam gerekiyor. Bobby Anna'yı kontrol etmeye gitti. Yani %100 Anna'dan bahsediyorlar. Bakın siz yorumlara teorilerinizi yapın. Bence %100 Anna'dan bahsediyorlar. Peki nereden gidebilirim? Bir dakika büyüyeceğim dostlarım. Şu an galiba burası temiz. Beni buradan kimse göremez zaten. Bak yukarıya çıkış var dostlarım. Burası neresiydi bekleyin. Bakın tahminlerime göre dostlarım burası Kevin'in odası. Bakın çünkü diğer yatak odasında yatak kırmızı. Burada yatak mavi. Büyük ihtimalle mavi renk Kevin'ında diye düşünüyorum. Aynen bakın burada böyle kuru kafanın üzerinde böyle mum falan var. Genelde bu tarz şeyleri Kevin seviyor. O yüzden burası büyük ihtimalle Kevin'in odası. Kevin'in odası temiz. Ya illa dostlarım bakın biliyorum eminim yani. Geçen bölümde bakın normalde Bobby'nin evinde gizli bir geçit vardı. Yani bu evin eski halini hatırlıyordur önceki troll videosunu izleyenler. Farklı böyle farklı bir gizli bir geçit türeli vardı. Mesela onu kaldırmışlar dostlarım. Burası değişmiş evin içi. Yani eminim %5 milyon eminim evin bir yerinde gizli bir geçit var yani bakın. %100 eminim. Ama nerede? Aa bakın yukarıda bedrak falan var dostlarım. Aa evet lan. Dur bakayım. Yukarıya doğru çıkacağım. Sakince yukarıya bakmamız lazım. Küçül küçül. Dostlarım burada şalterler var lan. Bir dakika. Bakın dostlarım. Kesin bu şalterler bir yer açıyor. Bak ben size söyleyeyim. Kesin bu şalterler bir yer açıyor.
Bak bu şalter aşağı indirilmiş dostlarım. Burada 3 şalter var, bunlar da direkt yukarı çekilmiş. Bunu çeksem ne olur? Bir dakika şunu çekeceğim. Ah! Bakın duydunuz mu sesi? Bir yerden piston sesi geldi dostlarım. Buna basınca ne oluyor? Oha! Bir yerleri açıyorum dostlarım, bir yerleri açıyorum! Bunu nasıl açsam? Lan! Dostlarım! Kaç lan, kaç 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 kaç! Allah kahretsin! Anların müziği çalıyor dostlarım! Anla 15.45'in müziği çalıyor, evet! Tahmin edin doğru çıktı! Bu anların müziği! Ah babi geldi! Allah kahretsin babi geldi! İyi saklandım, yemin ediyorum iyi saklandım! Yakalanacağız dostlarım, çok fazla belli ediyoruz. Yemin ediyorum yakalanacağız dostlarım. Felaket yakalanacağız hem de. Çok kötü yakalanacağız, felaket yakalanacağız! Bu an 15.45'in müziği! Bu müzik çaldığında neler olduğunu hatırlayın! Hava böyle siyah beyaz oluyordu. Evdeki mobilyalar, yani daha önce Kevin'in eski evindeki mobilyalar yok olup geri geliyordu. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Baba gitti mi? Gitti galiba. Yok abi, baba evden çıkmıyor, delireceğim dostlarım. Baba şu an fark etti mi? %100 bakın evdeki kişiyi bulmaya çalışıyor. Ama hala daha yakalanmadık. Videoya da başladı, bayağı bir oldu. Hala daha yakalanmadım. Lan git artık baba, defol ya. Aa yukarı mı çıktı? Abi net dostlarım bakın, yukarıda bedraklar falan gördüm. Yukarıda bir şey olabilir. Yukarıya çıkmanın bir yolunu bulmam lazım gözükmeden. Hala burada dostlarım, gitmiyor. Ulan baba git, lan baba git. Dostlarım baba vallahi gitmiyor. Bakın aklıma aslında başka bir fikir geliyor. Envanterimdeki spinning iksiri nerede? Burada. Ben baba direkt spinning iksiri atsam, ama buradan nasıl iksir atacağım küçük boyda bilmiyorum dostlarım. Çünkü küçük boyum şu anda küçük olduğu için attığım iksir de küçük gidecek. Ne oluyor lan? Aa dostlarım babi delirdi. Yemin ediyorum delirdi, bir dakika. Babi delirdi dostlarım. Ne oluyor oğlum? Babi'ye bu iksiri atacağım dostlarım. Babi'ye bu iksiri atacağım. Ölüyorum. Ölüyorum. Geri geri geri, öleceğim 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 öleceğim. Dostlarım babi kırdı, bir tane aldı, bir dakika. Bir dakika dostlarım. Allah'ım diyeceğim. 3, 2, 1. Attım. Dostlarım attım. Oldu bakın dostlarım, delirdi. Babi delirdi, bir dakika. Babi delirdi, let's go. Oldu iksir ona geldi. Beni görmez umarım, bir dakika. Beni görmüş olabilir dostlarım, bilmiyorum. Direktman kaçacağım. Let's go. Çok iyiydi bu, çok iyiydi. Bu bayağı iyiydi dostlarım. Bu gerçekten çok iyiydi. Kaçtım. Bakın o spinning iksirini babi attı mı? Direktman babinin mouse'u büyük ihtimalle kafayı yedi ve babinin kafası dönmeye başladı. Ama orada benim bu kırdığım şu garip blokları dostlarım, babi büyük ihtimalle envanterini aldı ve envanterini aldığı için anlayabilecek diye düşünüyorum. Anlar diye tahmin ediyorum. Neyse tamam, kaçmayı başardım dostlarım. Umarım beni görmemiştir. Yani çok dikkatli bakmasa göreceğini düşünmüyorum çünkü miniciyim dostlarım. Yani görebileceğine pek inanmıyorum açıkçası. Dikkatli bakması lazım. Dikkatli bakmasa bırakın dostlarım beni görmeyi, önünü bile göremez diyecekken aha! Nereye çıktım? Aha Kevin odasına çıktım dostlarım, tamam aşağı ineceğim buradan. Bakın bu mesela, bak evdeki tüm sağlıklara bakmamız gerekiyor dostlarım. Belki böyle işimize yarayan bir eşya olur. Mesela en sonki videoda, Codman videosunu hatırlayın. Baba böyle garip garip şeyler yapmaya başlamıştı. Fallen'ın böyle dostlarım kodlosu olanı ve Fallen gibi hareketler yapabiliyordu. O yüzden bir şekilde dostlarım benim babanın kullandığı gizli eşyalara, gizli kodlosu olanı yarışmam lazım. Lan ne oluyor oğlum? Dostlarım kırdığım bütün bloklar yere düşüyor. Bir dakika, envanterim dolu olduğu için. Aşağı inmem lazım. İndim. Burada bir büyüsem mi acaba dostlarım, büyüyeceğim. Amına! Kapı burada. Babi nerede? Dostlarım baba gitmiş galiba. Babayı şu an göremiyorum. Şu kapıyı kapatacağım. Kapıyı kapattım. Oğlum buraya ne olmuş lan? Bir dakika, bu sandıkları açabiliyor muyum? Abi ben bu Kevin'in sandıklarını niye açamıyorum dostlarım? Devireceğim ya şu Kevin'in sandıkları. Abi açtım. Oha dostlarım bakın. Sandıkla Kevin'in kullandığı portalı buldum. Bakın portal Kevin 1545 yazıyor. Oha bir dakika, bunu direkt envanterime alırım bu arada. Boş itemleri bırakacağım dostlarım envanterime. Mesela ne bırakabilirim? Çiti bırak abi, çiti bırak. Lazer silahının bir mermisini bırakamam, olmaz. Ne bıraksam posterleri bırak. Posterleri bırakabilirim, tamam. Posterler geçen troll videosundan kalma. Bunu bırakacağım. Dostlarım bakın, Kevin'in kullandığı, hani bu Kevin'in kendi boyutu var ya evrenin dostlarım, böyle bedraklarla kaplı. Onun portalından buldum Kevin 1545, bakın portal. Elmas sandık, elmas kılıçlar var. Bakın elmas kılıçların üzerinde Where is my sword yazıyor. Oha evet. Hatırlayın dostlarım, Kevin bizi Codman'e sattığı zaman, bu aslında bir oyundu evet, ama Kevin Codman'e kendi kılıcını vermişti ve büyük ihtimalle hala kılıcını geri alamadı. Bakın burada Where is my sword yazıyor ve elmas kılıçlar koymuş buraya. Kevin'in kılıcı elmas kılıcı çok benziyor ve galiba kendini tesadüf edememek için buraya elmas kılıçlardan koymuş ve bakın sandıkta bedraklardan var. Dur şu bir tek bedrak alırım bu arada. Dostlarım şu anda bakın elimde Kevin 1545'in portalından var lan. Ben bunu direktman şematik alıp dostlarım kendi dünyama taşırım bu arada. Artık Kevin 1545'in evreninin portalına sahibim. Oha çok iyi, tamam. Harika dostlarım. Bunu da alacağım. Bak şu sandıkları açamıyorum. Etrafıma bakacağım. Şunları toplayın dostlarım. Bunları yerden toplayalım. Başımıza iş gelmesin. Dışarıda biri var mı? Dışarıda biri yok. Kapılar temiz. Tamam dostlarım, şu an tek başımayız. Tek başımızayız. Sakiniz. Bakın dostlarım, bir de şurada tekli sandıklar var. Bu sandıkları açınca
Anarı! Lan! Dostlarım Kevin! Allah belanı versin, Kevin modu çıktı. Sandığın içinden Kevin modu çıktı lan, nasıl? Öleceğim dostlarım, vallahi patladık. Bir dakika, öldürmem lazım bunu benim. Bunu benim öldürmem lazım. Ne oluyor lan, bu ne? Kitap düştü. Dostlarım kitap düştü. Vallahi kitap düştü. Kevin! Dostlarım Kevin! Kevin gördü. Kevin beni gördü. Bir dakika. Dışarıda Kevin vardı dostlarım. Kevin dostlarım orada Kevin var. Kevin gördü beni, Allah kahretsin. Dostlarım patladık. Bir dakika, benim bir yere kaçmam lazım. Patladık. Bakın sandıktan direkt bak Kevin 15.45'in botu düştü ve botunu öldürdüm. Botunu öldürdükten sonra dostlarım bakın direkt bak botundan bir kitap düştü. Yatağın altına giremiyorum. Ne yapacağız? Nereye kaçabilirim? Tamam, buraya girebilirim dostlarım. Buraya gireceğim. Tamam, burada kalacağım. Bir dakika. Dostlarım Kevin beni gördü. Allah kahretsin ki Kevin beni gördü. Kevin beni gördü. Lan ben ne bileyim bu sandığın içinden Kevin'in botu çıkacağını. Nasıl bir manyaklık dostlarım bu? Bakın botu öldürdüğünde galiba bottan dostlarım bir mezar taşı düştü. Bir mod yüklemişler sunucuya ve mezar taşları düşüyor. Mezar taşını kırdığımda bakın bir kitap çıktı. Abi Kevin gördü beni. Bir dakika. Kevin'in bir de bakın şöyle ekranda görüyorsunuz ya, aşatılmış şekilde. Kevin'in kanlı hali dışarıda beni izliyordu. Kevin kanlı haline dönmüş. Kızmış dostlarım. Kitapta ne yazıyor? I am sorry Anna. Üzgünüm Anna. I couldn't take care of you and your sword. Sana ve senin kılıcına sahip çıkamadım. I helped my brother. Kardeşime yardım ettim. Sen böyle olmasını isterdin. Şu anda biz iyiyiz. Baba ile ben çok güzel bir ev inşa ettik. Bakın dostlarım. Kevin Anna'ya kitap yazmış. Öldürdüğüm bottan bu kitapmış dostlarım. Ve bakın bu kitabı Kevin yazmış. Kevin Anna'ya yazmış. Üzgünüm Anna. Sana ve kılıcına sahip çıkamadım. Kardeşime yardım ettim. Sen böyle olmasını isterdin. Evet dostlarım bakın. Anna Kevin'in babaya hep yardım etmesini istiyordu. Belki de Kevin bu yüzden babaya yardım etti. Bu yüzden bize yardım etti dostlarım. Bu yüzden Codman sunucusuna geldi ve bizi kurtardı. Kardeşime yardım etti. Sen böyle olmasını isterdin. Şu anda onunla iyiyiz. Babam ve ben güzel bir evi inşa ettik. Ben ve kardeşimin planları var. We are going to take over a big Russian server mı? Biz büyük bir Rus serverını ele geçireceğiz. Dostlarım! Codman sunucusundan bahsediyor. Bir dakika. Bakın diyor ki benim, bak bu kitabı Kevin yazmış dostlarım ve diyor ki benim ve kardeşimin büyük bir planı var. Güzel bir planı var. Büyük bir Rus serverını ele geçireceğiz diyor. Büyük bir Rus serverı neresi dostlarım? Codman sunucusundan bahsediyor. Oha dostlarım, Bobby ve Kevin'in planları var demek ki. Baba niye bu plandan bana bahsetmedi hiçbir zaman? Kevin 15.45'te, Bobby 15.45 Codman'in serverını ele geçirecek dostlarım. Bu arada aranızda Codman serisini izlemeyen varsa bakın açıklamaya bırakıyorum oynatma listesini. Mutlaka gidip oynatma listesinden tıklayın ve Codman bölümlerini izleyin. Kanalıma girin dostlarım, videolar sekmesinden diğer videolarımı izleyebilirsiniz bakın. Her videomu izlemeye çalışın. Büyük Rus sunucusunu ele geçireceğiz diyor dostlarım. We will build a new team. Biz yeni bir takım inşa ediyoruz. Yeni bir takım kuruyoruz. Fakat hala da Bobby'ye güvenmiyorum. Ney? Bakın Kevin bunları yazdıktan sonra son, bak şurada yazıyor ki fakat hala da Bobby'ye güvenmiyorum. Her şey bittiği zaman onu Minecraft oynayamayacak hale getireceğim. Kevin yine Bobby'ye ihanet edecek dostlarım. Benim bu kitabı Bobby'ye vermem lazım. Dostlarım benim bu kitabı Bobby'ye vermem lazım. Bakın ne diyor? Bu kadar şey yazmış tamam mı? Yok işte Bobby'le aramız artık iyi. Sen böyle olmasını isterdin. Bu kitabı Anna'ya yazıyor. Büyük bir Rus sunucusunu ele geçireceğiz. Yeni bir takım kuracağız diyor. Ve ondan sonra diyor ki fakat hala daha bakın bunları yapacağız ama hala daha Bobby'ye güvenmiyorum diyor. Her şey bittiği zaman Bobby'yi Minecraft oynayamayacak hale getireceğim diyor. Benim bu kitabı Bobby'ye ulaştırmam lazım dostlarım. Ulan Kevin sen de ifa olmaz bir şerefsiz bir insansın lan. Acaba dostlarım trolü iptal mi etsek? Şu an trollüyorduk, eğleniyorduk ama bakın yine bir şey yakaladım. İyi ki bakın bu trolü yapmışım dostlarım. İyi ki küçülmüş bir şekilde evin içine girmişim. Ama beni Kevin az önce fark etti dostlarım. Aa Kevin geldi. Allah kahretsin, ağzıma aldım ismini. Kevin mu o, bir dakika. Dostlarım Kevin geldi galiba. Aa sandıkları kontrol ediyor. Fark edecek dostlarım. Kevin'in portalını çaldım. Fark edecek. Beni şu an görmesi mümkün değil. Kevin mu? Dostlarım Kevin! Kevin! Kevin geldi. Aa sandıkları kırıyor bakın. İçinden Bobby botu çıkan sandıkları kırıyor. Dostlarım Kevin şu anda beni burada gördü. Yani büyük ihtimalle Bobby'ye söyleyecek. Bobby de benim burada olduğumu anlayacak ve beni direktman bulup öldürecekler. Ama direktman elindeki bu kitabı direktman Bobby'ye ulaştırmayı başarırsam ki dostlarım bu kitap çok önemli bakın. Kevin Anna'ya gizli bir kitap yazmış ve bunu botuna vermiş. Botuna gizlemiş. Benim bu kitabı Bobby'ye vermem lazım. Bobby'nin bunları öğrenmesi lazım. Bobby bana ne kadar şu anda hainlik yapsa da Bobby benim can dostum dostlarım. Ben Bobby'yi gönülden seviyorum. Bobby benim en iyi arkadaşım. Bir dakika benim buradan çıkmam lazım. Ama şu anda buraya çıkmak dostlarım pek mantıklı değil. Tabela var lan. Aa dostlarım tabela bırakmış. Ama şu anda buraya çıkamam dostlarım. Yani belki de beni buradan kapıların arkasından falan izliyor olabilir. O yüzden buradan çıkmayacağım. Direktman arkadan duvarı kıracağım. Aynen buradan çıkalım. Buradan gidiyorum dostlarım. Buradan direktman nereye çıkacağım artık bilmiyorum ama buradan çıkıp benim babaya ulaşmam lazım. Benim babayı bulmam lazım. Aha, ana girişe çıktım. Dostlarım direktman girişe çıktım. Bir dakika ses geliyor. Aha birisi geldi yine ya. Bir durun artık be. Kim geldi? Aha turuncu kafalı babi geldi dostlarım. Benim bu kitabı babaya vermem lazım. Beni görmesin. Sakin beni görmesin. Ne yapıyor bu? Bakın yerdeki o tahta bloklarını ben koydum dostlarım oraya. Onları aldı, envanterini aldı. Yani şu an bakın evde bir blokların kırıldığını biliyor baba. Ama şimdi Kevin beni gördü. Söyleyecek direktman babaya. Vallahi söyleyecek dostlarım. Yemin ediyorum söyleyecek. Acaba aşağı inip... Allah Kevin geldi. Dostlarım Kevin geldi.
Kevin geldi, Kevin geldi! Hayır, hayır, hayır lan! I saw him at home. Bak Kevin ne yazdı dostlarım, evde birisini gördüm yazdı. I saw him at home, evde birisini gördüm yazdı. Hayır, hayır. Dostlarım bunu söyletmememiz lazım. Acaba flash bombası mı atsam? Evet baba kim diyor? Hayır, ismimi söyleyecek. Kevin ismimi söyleyecek. Flash bombası atacağım. İsmimi söyleyecek çünkü. Attım, attım! Dostlarım şu an bir şey göremiyorlar. Bir dakika, şu an bir şey göremiyorlar. Şu an bir şey göremiyorlar. Bakın flash bombasını oraya attım ya. Direkt bunu dostlarım ekranları bembeyaz oldu büyük ihtimalle. Ekranları direkt bembeyaz oldu. Ekranları bembeyaz oldu. Tamam, zaman kazandık. Benim de kaçmam lazım dostlarım. Ya da kaçmasam mı acaba, ne yapsam? Ekranları şu an bembeyaz oldu. Yaklaşık 40-45 saniye ekranları beyaz olarak kalacak dostlarım ikisinin de. Bakın bunu şu anda örnek halinde ekrana koydum. Bu bombayı attığım zaman böyle oluyor. Tamam, şu anda ekranları bembeyaz oldu. Zaman kazandık dostlarım. Bak, Kevin evde birisini gördüm yazdı. Babası kim yazdı? Direktman beni gördüğünü direkt Kevin'a söyleyecek dostlarım babaya. Acaba çıkıp direktman kitabı babaya mı versem? Troll dostlarım, troll bitiyor, troll iptal olacak, hayır! Dostlarım artık patladık, tek yapmamız gereken şey yakalamamak, yani belli olmamak, beni görmemeleri. Kevin şu anda bakın %100... Nereye gitti lan bunlar? Bunları ben flash bombası attım, bunlar nereye gitti? Kevin girdi! Hayır! Dostlarım kırmızıyla Allah kahretsin! Ulan Kevin, ulan Kevin, hay sessiz Kevin! Bakın bunları ben flash bombası attım, bir anda yok olmuşlar. Bakın dostlarım, Kevin oraya sandık koydu ve sandıktan kırmızı yarasalar çıktı. Bunu daha önce de yapmıştı. Bakın o yarasalar entity ve benim düşman olarak algılıyorlar. Benim yerimi direktman gösterirler dostlarım. Beni görmemeleri lazım. Bir dakika, yarasalar beni görmemeleri lazım. Yarasalar beni görmemeleri lazım. Nereye kaçabilirim? Bir dakika. Eğer yarasalar beni görürse direktman yerimi belli edip bana saldırırlar dostlarım. Ve saldırırlarsa yerim belli olur. Troll biter! Ulan Kevin, ulan Kevin. Bir dakika, ben yukarı kata mı çıksam acaba, ne diyorsunuz? Dostlarım ben yukarı kata çıkacağım. Nasıl çıkacağım biliyor musunuz? Bakın şu şekilde dostlarım. Direkt ben buraya kıracağım, altıma blok koyacağım. Bakın yukarıda bir kat vardı, orada bedrock bloklar görmüştük. Ekranda görüyorsunuz. Yukarı kata kaçmayı deneyeceğim. Artık bence ifşa olduk bile. O yüzden direkt ben yukarı... Ne oluyor lan? Dostlarım bir şey oldu. Ne oluyor oğlum? Sakin koymam lazım dostlarım. Oyun baka giriyor, ölürüz. Abi orası, ben oraya o flash bombası atmıştım. Nasıl bir anda orada yok olmuşlar ve direkt Kevin içeriye girip bir anda sandığı koydu oraya, anlamadım. O sandığın içinden kırmızı yarasalar çıktı dostlarım. Kevin'in yarasaları ve o yarasalar acil. Ve o yarasalar aşırı dostlarım patlayıcı oluyor. Benim hızlı bir şekilde kendimi belli etmeden, bir dakika şuradan şöyle yapacağım. Kendimi belli etmeden yukarı kata çıkmam lazım. Yukarı katta ne var çok merak ediyorum dostlarım. Yukarı kata bakmamız lazım. Allah kahretsin! Dostlarım şu an hangi yükseklikteyim inan bana bilmiyorum. Bu küçük olarak o kadar çok zor ki yukarıya çıkmak ya da bir yere gitmek. Bir dakika, ben şu an neredeyim dostlarım, onu bulmamız lazım. Lan ben nereye geldim oğlum, çıkamıyorum. Ooo, daha ben bu kat burada mıyım lan ben daha? Oğlum sabahtan beri yukarıya çıkıyorum, nasıl buradayım hala daha? Bir dakika dostlarım, ben daha çok aşağıdayım lan. Şuraya bakın ha, benim var ya dostlarım, beni görecekler. Ben çok yerimi belli ediyorum şu an. Bir dakika, şurayı kapatacağım, buradan yukarıya çıkmaya devam edeceğim. Vallahi yerimi çok belli ediyorum. Şöyle şuraları kıracağım. Net burada olduğumu anladılar şu anda. Net benim burada olduğumu anladılar. Kevin çoktan söylemiştir dostlarım. Orada söylemesini engelledim. Baba kimi gördün diye sordu Kevin'a. Orada direkt ben flash bombası attım ama dostlarım yine de bir şekilde bence fark edecekler yani. Yukarı çıkacağız abi, yukarı. Yukarıda bir tane kat vardı. O kata gitmedik hiç. Oraya bir gideceğim. Belki orada garip bir şeyler görürüz dostlarım. Belki daha farklı kitaplara erişiriz. Belki bilmediğimiz şeyler fark ederiz. Belki de anla yukarıda tutuluyordur dostlarım. Bilmiyoruz. Belki de aşağıda tutuluyordur. İnanın bana bilmiyorum. Bir dakika, şu an neredeyim? Dışarıya bakacağım. Hala buradayım. Yuu! Dostlarım ben 5 dakika sonra buradayım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Aha dostlarım bakın. İlerleme kaydettik. Bir dakika. Yarasalar burada. Yarasalar beni görürse saldırabilir. Şöyle yapacağım. İlerleme kaydettik. Bakın şu anda yukarıdaki merdivenlere bayağı bir çıkış yapmışım. Yani yukarı çıkacak bayağı bir bloğum daha var ama olsun. Yukarı, sonuçta yukarıya çıkıyoruz. Durmak yok dostlarım. Yola devam. Durmak yok. Yola devam. Aha! Lan balkona çıktım. Hayır dur. Dostlarım yukarıya sonunda geldim. Size yemin ediyorum 5 dakikadır blok kazıyorum. Böyle bir şey yok ya. Galiba yukarıya geldim. Birazcık şöyle ileri kazacağım. Bakın şöyle ileri geldiğim zaman şöyle yukarı hızlıca çıkacağım. Çıkacağım. Gel 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 gel. Tamam. Buradan şöyle yukarıya kazarsam şöyle geldim mi? Dostlarım bir yere geldim. Yeminle bir yere geldim. Bir dakika, buradan değil, buradan değil. Sakin, buradan değil. Şöyle biraz daha aşağı kazacağız. Şöyle geleceğiz, geleceğiz. Orada galiba bir blok var. Oradan geçemiyorum. Şöyle hala blok var. Oradakiler örs galiba dostlarım. Biraz daha geleceğim. Şuradan çıktım. 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 Neredeyim lan ben? Ay yarasa var. Gebel lan! Gebel! Aa bunlar saldırmıyormuş. Boşuna korkmuşum. Lan ölsene oğlum. Bu ne lan? Batwing dostlarım baksanıza, yarasa kanada düştü. Beni görecekler lan, gidip bekleyin dostlarım. Çok çok belli ediyorum yerimi. Bazen çok belli ediyorum yerimi. Şu anda yukarıdaki yukarı iki kattayız dostlarım. Şu anda yukarı iki kattayız. Lan! Aha dostlarım, bilirak!
Bobby Hare gittiği her yere bakın bu taşı getiriyor dostlarım. Bile efsanesini hepiniz tanıyorsunuz. Bobby artık biliyorsunuz ki Billy'le de arkadaş ve Billy'yi sürekli bu taşın içine hapsediyor. Geçenlerde bunu Cassandra ile ev yapmıştı Codman sunucusunda hatırlıyorsunuz ki bu taşı oraya da getirmiş dostlarım. Bakın burada biri taşı var. Vallahi biri taşı var. Bilmeyenler için dostlarım bakın eğer bu taşı kırarsak Billy efsanesi direkt bu taşın içinden çıkabilir. Yani taşın içinde olabilir olmayabilir. Ama büyük ihtimalle var dostlarım bakın Bobby bu odaya Billy'yi koymuş. Oha lan başka ne var? Bakın burada bir komplo ve şelter var. Burada bir sandık var. Sandıkta bir sürü zümrüt var. Hem de bayağı bir zümrüt var. Bakın buraya bilgisayar bile koymuşlar dostlarım. Bunlar manyak yemin ediyorum. Bilgisayar var lan. Oha! Bilgisayara tıklayabiliyorum bile. Mine baby. Haha. eBay'den çalmışlar. Oha bakın dostlarım bir zümrüte 16. Bu ne oğlum? Nasıl bir şey lan? Oha dostlarım bakın. Bir dakika şuradan zümrüt alacağım. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Bakın buraya zümrüt koyduğum zaman. Buy. Oha! Dostlarım böyle bir şey yok. Manyak bir şey yapmışlar lan. Bunu nasıl yapmışlar? Bir dakika bir de burada bir şelter var. Bunlar aşağıda mı şu an? Gitmişler dostlarım. Gözükmüyorlar. Bakın en son aşağıdan görmeniz lazım. Bakın şu an. Kevin'in koyduğu sandık orada. Yarasalar etrafta ama Kevin yok. Bobby de yok. Bakın burada bir komutluyor var ve bu repeatli bir komutluyor. Ayrıca burada bir şelter var. Bir dakika şelteri çekeceğim. Aynı bir yer açtım. Dostlarım bir yer açtım. Dostlarım yine bir yer açtım lan. Vallahi bir yer açtım. Aha! Lan buranın yukarı katı da var dostlarım. Biri geliyor. Dostlarım biri geliyor. Vallahi biri geliyor, biri geliyor. Kapattım kendimi. Birisi geliyor. Buranın yukarısı katı da var dostlarım. Buranın yukarı katı da var. Orada garip bir makine gibi bir şey vardı. Bakın tekrardan ekranı görüyorsunuz. Birisi geldi. Bir dakika birisi geldi dostlarım. Kapı açılma sesi duydum. Buranın yukarısı da var dostlarım. Allah'tan var çok hızlı davrandım direkt. Bobby yazdı. Birisi burada yazdı. Somebody is here. Dostlarım Bobby yukarıda büyük ihtimalle. Bobby buraya geldi. Kaçsam bunlar aşağıya. Ama yukarıda oda var dostlarım. Yukarıdaki odayı gördüm. Garip bir makine vardı orada. Bobby somebody is here yazdı. Kevin yazdı. I know who is here. Burada kimin oldu? Kimin olduğunu biliyorum burada. Biz ona güvenmemeliydik. Hayır dur. Dostlarım patlayacağız bir dakika. Patlayacağız. Kevin'e fısıldasam mı acaba bir dakika? Patlayacağız dostlarım. Direktman Kevin'e fısıldayacağım. Kevin 15.45. Wait Kevin. Aa Bobby de yazdı bak tell me who you are yazdı dostlarım. Burada kimin olduğunu bana söyle yazdı. Wait Kevin. Don't tell me. Beni söyleme dur. Wait Kevin. Dostlarım şu anda Kevin'e fısıldadım. Bakın fısıldadığım şey sadece ki mesajı Kevin görebiliyor. Bobby göremiyor. Bir dakika Kevin'e fısıldadım. Kevin'e dostlarım tehdit edeceğim. Onun şu anda kitabı benim elimde. Bobby'ye alakalı yazdığı kötü şeylerin bulunduğu kitap benim elimde. Kevin'e tehdit edeceğim. Sakın söylemeyeceksin Kevin dur. If you do this I'll give the book I found to Bobby. Dostlarım bakın Bobby şu anda Kevin'e kimi gördüğünü soruyor bak. Direkt ben Kevin'e fısıldadım. Bekle Kevin sakın söyleme yazdım. Eğer bunu yaparsan bulduğum kitabı Bobby'ye veririm yazdım. O kitabı aldım benim camdan gördü çünkü ekranı tekrardan görüyorsunuz. Beni camdan izliyordu Kevin. O kitabı aldığımı gördü. Eğer söylerseniz ben bu kitabı Kevin'e veririm. Kevin lütfen benim olduğumu söyleme. Dostlarım Bobby'ye söylememiz lazım. Lütfen beni gördüğünü söyleme Kevin. Beni gördüğünü söyleme lütfen. Lütfen. Please. Şu an çok kalbim var ya dostlarım. Pompa gibi atıyor yemin ediyorum. Güp. Kevin yazdı. I think insane is here. Galiba insane burada yazdı dostlarım. Söylemedi evet. Bakın beni söylemedi direkt ben insane'i gördüm galiba yazdı. O hala benim sunucuma geliyor yazdı. Aferin Kevin adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın. Eğer dostlarım benim olduğumu söyleseydi direkt başlarına çıkıp babaya kitabı verecektim. Ve video burada bitecekti. Ama Kevin beni gördüğünü söylemedi. Bakın yalan söyledi ve insane'i gördüğünü söyledi. Yes. Ha Bobby yazdı. I killed him. Onu öldüreceğim yazdı. Aynen babacığım. Insane şu anda burada Bobby. Evinin içinde bak bloklarını kırıyor. Hemen abi koş hemen Insane'i öldür Bobby. Bak başını bela alacaksın. Sana yemin ediyorum Bobby. Koş hemen Insane'i öldür bak. Why kill my Zogren diyeceğine git Insane'i öldür. Dostlarım var çok ucuz atlattık. İyi ki Whisper komodu aklıma geldi bak. Direktman Kevin'e yazdım Whisper komodundan. Fısıldama komoduna direktman Kevin'e fısıldadım ve Bobby bu mesajı görmedi. Ve direktman bu durumdan kurtulmayı başardık. Ama şu anda Kevin burada benim olduğumu biliyor dostlarım. Çünkü Kevin az önce kendime bir şey etti. Direktman ona fısıldadım. Hala bu doğru mu? Sanki de çıkalım. Dostlarım gitmişler. Şu anda büyük ihtimalle Bobby insane'i aramaya gitti. Tamam. Dostlarım kurtulmayı başardık. Yes! Başardık. Buradalar mı? Yok lan. Harika. Burada. Yok lan. Dostlarım yukarı çıkacağım. Direktman yukarı çıkacağım. Dostlarım şu an küçülmeme gerek yok. Direktman abi direktman bak görmeden. Şu an zaten kimse burada yok dostlarım. Bunlar Kevin sayesinde. Aha yukarıda bak çok garip bir şey var. Çıkamıyorum lan. Lan ne çıkamıyorum lan. Çıktım. Aha dostlarım anların heykeli burada bakın. Ben dedim size bakın. Bunları anlayıp bir yerde tutsak istiyorlar. Bak ben size söyleyeyim dostlarım. Bu kim lan? Bir dakika. Dostlarım bu Anna mı? Burası neresi oğlum? Dostlarım burada Anna'nın Kevin'e ve Bobby'ye yaptığı heykel var. Bu heykeli daha önce biliyorsunuz zaten. Bakın suyun içinde dostlarım birisi var ama bunun pantolonunun rengi değişik. Bu Anna mı lan göremiyorum dostlarım. Bu başka birisi olabilir. Bir dakika bakın suyun içinde yüzüyor bir dakika. Alev silahları. Bobby'nin Codman sunucusuna getirdiği alev silahları bakın. Bu alev silahları sayesinde fonları etkisiz hale getirmiştik. Bu ne oğlum? Bunları açabiliyor muyum? Açamıyorum. Bu kim lan böyle? Bunu kırabiliyor muyum? Ha kırabiliyorum. Bir dakika dostlarım onun kim olduğunu aşırı merak ettim. Kim lan bu? Ne oluyor lan? Dostlarım alarm ötüyor. Alarm ötüyor. Görecekler. Hayır.
Hayır. Oh! Anna! Saçları uzun dostlarım, bu anda 15.45. Bu anda 15.45. Tipine ne olmuş lan, bunun tipine ne olmuş? Selam. Selam. Uyan dostlarım, Anna'yı uyandırdık. Anna 15.45 uyandırdık. Anna 15.45 uyandırdık. Alarm ne zaman sustu? O Anna dostlarım, bakın saçları uzun, saçları uzun. Lan! Delirdi. Dostlarım delirdi. Delirdi. Kaç! Vallahi delirdi, kaçtım dostlarım. Delirdi! Bu Anna, bakın saçları uzun. Anna bu dostlarım, saçları uzun. Bakın Anna'nın normalde suratı yoktu. Değişik, tipi değişmiş dostlarım. Kevan'ın kızgın hali gibi olmuş tipi bunun. Anna'yı niye burada kapatmışlar ki? Ben hiçbir şey anlamadım dostlarım. Anna'yı niye burada kapalı tutuyorlar, anlamamış 45'i? Çok saçma değil mi? Anna gitti bu arada. Gitti mi? Vallahi gitti dostlarım. Anna'yı çıkardık içeriden. Bobby ve Kevan birlik olup Anna'yı burada tutuyorlar. Bunu size niye yapıyorlar? Yorumlara yazın. Dostlarım kim bilir şimdi ne olacak? Anna da aşağı indi. Yemin ediyorum Anna da aşağı indi. Alt taraf şu an temiz gözüküyor. Anna aşağı indi. Kevan, Bobby ortalıkta yok. Aa, akşam da olmuş dostlarım. Lan gece olmuş. Vallahi gece olmuş. Bir dakika, biri taşını alacağım. Dostlarım biri çıkarsam acaba? Bir dakika, şöyleydi galiba. Bakın şuradaki biri taşını görüyor musunuz dostlarım? Tam olarak burada. Ben bu biri taşını kırdığım zaman direkt biri çıkıyordu değil mi içinden? Abi zaten dostlarım Anna'yı çıkardık dışarıya. Kevin benim burada olduğumu öğrendi. Babı da yakında öğrenecek büyük ihtimalle. Bence en iyisi dostlarım ben Bilir sahnesinde burada direkt doğrayayım. Bilir sahnesini hepimiz bu arada özlemişiz diye düşünüyorum. Bayağıdır Bilir'i görmüyorduk. Bilir'i çok özledim. Direkt ben Bilir sahnesini çıkaracağım. Kırıyorum dostum. Hayır, Anna'nın müziği. Dostlarım Anna'nın müziği çalıyor, ne oluyor lan? Lan girişler kapandı. Allah kahretsin, hayır. Yine aynı şey oluyor dostlarım, bakın itemler gidip geliyor, ne oluyor lan? Hayır, Anna'yı kızdırdık dostlarım. Anna'yı kızdırdık. Başımıza bir şey gelecek. Girişleri de kapattı manyak. Dostlarım ben küçüleceğim. Çok korktum. Yemin ediyorum felaket korktum. Korktum ben. Var ya bak, ben Anna'dan dostlarım gerçekten çok korkuyorum. Yemin ediyorum çok korkuyorum. Felaket korkuyorum. Bir dakika, dışarısı temiz mi dostlarım? Dışarıda birisi var mı? Bakın şu an kimse yok. Nereye gitti? Anna! Dostlarım Anna! Anna'yı satayım. Hayır. Kaç. Anna orada. Kaç. Dostlarım. Anna bana kızdı. Yemin ediyorum Anna bana kızdı. Dışarıya kaçtım. Benim acilimle topuklamam lazım dostlarım. Acil topuklamam lazım. Orada mı? Wow! Küçül. Dostlarım gitmiş. Anna gitmiş. Bu Anna neyin peşine biliyorum? Ulan Anna, ben seni kurtardım az önce. Suyun içinde yüzüyordun böyle balık gibi. Kurtardım, bana niye saldırıyorsun? Dostlarım şu an etraf çok korkunç oldu. Bakın küçüldüm ya bir de. Her yerde sis var ve şu an hiçbir şey göremiyorum. Kevin benim burada olduğumu biliyor. Bobby'ye yalan söyledi. İnsane burada diye yalan söyledi. Kitabı ben Bobby'ye vermeyeyim diye. Şu anda Bobby ve Kevin büyük ihtimalle İnsane'i aramaya gitti. Ben o sırada Anna'yı dışarıya çıkardım. Anna bir delirdi, bir şey oldu. Bir anda akşam oldu ki dostlarım. Büyük ihtimalle Bobby ve Kevin Anna'nın dışarı çıktığını fark etmişlerdir. Havanın gece olmasından. Şimdi şöyle ufalarak dostlarım küçüldüm ve direkt ben aşağı atlayacağım bu merdivenlerden. Evin dışına çıkıp tekrardan içeriye girebilirim, bilmiyorum. Bakacağım bir dışarıya, gezeceğim dostlarım. Küçük olarak direkt ben dışarıya çıkacağım. Bakın merdivenlerden aşağı atlıyorum, canım ne kadar fazla gidiyor. Böyle bir şey yok ya. Aha bak, şu suya atlayabilirim. Direkt ben Allah! Lan! Öleceğim! Dostlarım ölüyordum. Çok enteresan bir şey bu ya. Gerçekten dünyadaki en iyi mod şu anda dostlarım bu olabilir. Buradan çıkabiliyor muyum? Çıktım. Tamam, şu an temiz dostlarım her taraf. Şu an tarlanın içinde geziyorum dostlarım. Buğdayların arasında geziyorum. Çok garip bir video oluyor. Bu video sizden rekor beğeni bekliyorum. Evde biri var mı? Dostlarım bir yandan da bakın. Yani etrafıma bakmam lazım çünkü evde falan birisi varsa direktman, çünkü beni buradan görebilir yani. Buradan çok belli olurum. Direktman kahverenginizdir. Lan! Bobby! Ne oluyor lan? Bir dakika dostlarım, bir şey oluyor. Göremiyorum. Bir dakika, Anna Bobby'yi kovalıyor dostlarım. Oha, baksanıza bir dakika. Anna Bobby'yi kovalıyor. Bir dakika, Anna Bobby'yi kovalıyor. Nereye gidiyorlar lan? Anna Bobby'yi kovalıyor dostlarım. O Anna'ydı, bir dakika. Camdan fırladı Bobby. Bobby direktman camdan fırladı dostlarım. Bekleyin, direktman Billy'yi spamlamaya gideceğim. Billy'yi çıkaracağım dostlarım. Ondan sonra o tarafa gidebiliriz. Şu an ne oluyor inanın bana, bilmiyorum. Anna Bobby'yi kovalıyor. Kevin bir yere gidiyor. Şu an ortalık karıştı dostlarım. Yemin ediyorum karıştı. Vallahi kır. Kevin. Git lan. Nereye gidiyor bu? Dostlarım Kevin de bir yere gitti. Lan bunlar nereye gidiyor? Ne oluyor lan? Kevin dur. Lan Kevin dur. Aa,
dostlarım Kevin merdivene gidiyor. Bir dakika. Anla babayı kovalıyor. Kevin de şimdi bir yere gidiyor. Ulan troll yapacakken yine dostlarım işleri karıştırdık. Size yemin ediyorum işleri karıştırdık. Bütün evi dostlarım başlarını yıktık bunların. Nereye bakıyor bu? Oh! Aa bakın dostlarım anla babayı kovalıyor. Öldürecek lan. Kevin bir şey yap lan. Kevin bir şey yap. Bakın Bobby dostlarım hatırlıyor musunuz geçen Troy videosunu? Burada bir tane fabrika vardı. Kevin'in botları üretiliyordu oradan. Kevin nereye gitti? Acaba portala mı girdi lan? Demin bu portal açık değil miydi? Bir dakika. Dostlarım demin portal açık değil miydi? Evet. Bir dakika Kevin portala girdi dostlarım. Kevin portalın içine girdi. Ne oluyor oğlum? Bobby de direkt bak NPC fabrikasına, bot fabrikasına gidiyor. Geçen Troy videosunu izleyenler onu hatırlayacaktır dostlarım. Bakın bu merdivenlerin yukarısına çıkmıştık biz geçen bölümde. Şu ekranda görüyorsunuz. Orada bir tane böyle makine vardı. Makinede Kevin botları üretiliyordu. Bobby niye oraya kaçıyor şu an? Bir anla niye Bobby kovalıyor? Kafamda felaket deli sorular dostlarım. Yukarıya çıkıyorum. Acaba Kevin nereye gitti? Büyük ihtimalle dostlarım bakın da portalın içine girdi. Evet. Kevin kendi bölgesine gitti. Yukarıda ne oluyor şu an aşırı merak ettim. Felaket merak ediyorum. Anla niye Bobby kovalıyor? Bakın evet dostlarım burası işte bakın. Fabrika işte şeyin fabrikası. Evet. Bakın geçen Troy videosunda. Bakın yine dostlarım Kevin botları. Fabrika çalışıyor bir dakika makine çalışıyor. Anla bir şey yazdı. Anla bir dakika Bobby ne yazdı? Neden bunu yaptın? Neden onu cezalandırmadın mı? Bir dakika acaba Kevin'i mi kastediyor dostlarım? Neden bunu yaptın? Neden onu cezalandırmadın? Dostlarım galiba Kevin'i kastediyor. Anla galiba Bobby'nin Kevin'i punish yani cezalandırmasını falan istiyordu. Bakın dostlarım buradaki bot fabrikası çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Bakın sürekli Kevin botları spawnlanıyor. Görüyor musunuz? Annenle babanın arasında bir şey var dostlarım. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bakın anlık sohbete şey yazdı. Neden bunu yaptın? Neden onu cezalandırmadın? Büyük ihtimalle Kevin'i söylüyor dostlarım. Kevin'i niye cezalandırmadın diyor. Evet Kevin dostlarım bakın Bobby'de ne yazdı? Because he helped us. Çünkü o bize yardım ediyor. Yazdı. Anla kızdı lan. Dostlarım anla kızdı. Anla delirdi bir dakika anla delirdi. Lan Bobby bile Anla'dan korkuyor dostlarım. Anla çok güçlü bir efsane bence. Artık bu kanıtlanmış oldu dostlarım. Bobby bakın Bobby bile Anla'dan korkuyor. Bak Bobby'nin kafaya bakın. Remember what they did to you. Onların sana ne yaptığını hatırla. Kevin must be killing you. Kevin neredeyse seni öldürüyordu. Allah dostlarım bakın şu an bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Kevin daha önce Bobby'yi öldürmeye çalışmış. Dostlarım bakın Anla ne diyor. Anla büyük ihtimalle Kevin'in Bobby'yle barışmasına kızıyor. Yani Bobby niye Kevin'le barıştın diye soruyor. Bobby de çünkü bize yardım etti diyor. Anla da Bobby Kevin'in sana ne yapmaya çalıştığını hatırla falan diyor. Bak Bobby özür diliyor dostlarım. Anla hareket yapıyor. Lan bütün botları öldürdü dostlarım. Dostlarım anlayayım hop pıkır alacağım. Bakın Bobby ne o yazıyor bir dakika. Anlayayım hop pıkır alacağım. Makineyi durdurdu. Dostlarım benden günah gitti. Anlayayım hop pıkır aldım. Bobby selam. Dostlarım anlayayım hop pıkır aldım. Doğru bir şey yaptığımı bilmiyorum. Batarya Duyker burada ne yapıyorsun yazdı. Normal olarak dostlarım doğal bir soru. Çok doğal bir soru ne yapıyorum burada. Al bunu. Anla senin artık tamam mı? Dostlarım Anla bir anda Bobby'ye saldıracak gibi geldi o yüzden mob pikir almanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Uzun hikaye Bobby yazacağım. This is long story Bobby. Uzun bir hikaye burada neden buradayım. Çok uzun bir hikaye şu an. I need to give you something. Dostlarım demek ki bakın Bobby benim evdeki kişi olduğumu fark etmemiş. Bakın bana burada ne yapıyorsun diye soruyor. Ona ben de şöyle yazdım. Bana ne yaptığımı sordu. Ben de uzun hikaye Bobby sana bir şey aramam gerekiyor yazdım. Dostlarım bulduğum kitabı direktmen Bobby'ye vereceğim. Hani bu kitap var ya bu Kevin'in yazdığı kitap. Kevin tekrardan Bobby'ye ihanet edecek bakın. Ne vereceksin diyor. Güzel soru dostlarım direktmen bunu vereceğim. Ne oluyor lan? Dostlarım toprak adamlar mı? Bir dakika. Bobby sus. Lan! Hayır! Buna izin vermeyeceğim. Hayır!